Herkese merhaba ben Cemal Taner. Evet arkadaşlar sizlere bu videoda nasıl bilgisayarcı oldum bunun hikayesini anlatmak istiyorum. Aslında oldum demek olmamışlığın bir ifadesidir ama yani bu alana nasıl merak duydum nasıl ilgimi çekti onu anlatmak istiyorum. 1991 yılında üniversiteye başladığımızda bilgisayarlara aslında dokunmuştuk şöyle bir klavyeye ki o zamanlar çok eski sistemler vardı. Hatta hard disk yoktu bilgisayarların böyle 5 çeyreklik esnek e, floppy diskler vardı disketler vardı. Önce MS DOS işletim sistemi yani o disket içerisindeydi oradan açardık. Daha sonra o disketi çıkartırdık, GB Basic disketini takardık ve Basic programlama yapardık. Sonra 1994 yılı internet geldi Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde orada gofur gofur yazarak internete bağlandığımı hatırlıyorum. 1997 yılıydı. Evliliğimin ilk senesi. O zaman da kız kardeşimin yardımıyla da bir bilgisayar almıştım. Yani kendi kişisel bilgisayarıma. 1997 yılında sahip oldum. E, o zaman böyle bir merak vardı. İşte bu bilgisayar nasıl çalışıyor, içindeki parçalar nedir falan gibisinden. Ama beni aslında o alana yönlendiren, motive eden şu olay oldu. Bir gün e, bir bilgisayarın remi kaç kilobayt, kaç megabayt ki bu dediğim 1996-97 yıllarda. 8 MB, 16 MB RAM'leri vardı bilgisayarlarımızın. Hatta benim aldığım ilk bilgisayar öyle 8-16 MB RAM'li 486 DX, MX neyse bir şeydi. Hatta multimedya değildi. Sonrasında ben CD-ROM sürücü ve ses kartı alıp kendim taktım ve multimedya, multimedya yaptım bilgisayarımı. Neyse 96 mesleğe başladığımın ilk senesi böyle taze taze de daha genciz yani işte 25'li yaşlardayız. Bugün bir, bir arkadaşa benden birkaç yaş büyük ya da benim yaşadığım bir arkadaşa sordum. Ya dedim bu bilgisayarın remi nasıl dedim anlaşılıyor. Hani kaç megabayt, kaç kilobayt neyse oldu. Yani böyle bir insan içindeyiz. Yani hani ben topluluk içinde sordum. Hani yalnız sorsam ve bu cevabını yalnız verse belki bu kadar koymayacak ama böyle bir topluluk içerisinde bana öyle bir cevap verdi ki hani derler ya itin şeyine çoktu çıkardı diye. Ben bir rezil oldum böyle terledim falan. Neyse yani resmen hakaret etti. Verdiği cevap da cevap değil zaten soru da cevaplamadı ama Neyse ben içimden ah Dedim ki ulan dedim bu bilgisayarı öyle öğreneceğim ki senden daha iyi öğreneceğim. E beni yakından tanıyanlar bilir. Yani hani yakından dediğim şahsen değil de yani internetten bir şekilde bana ulaşanlar e, gönderilen mesajları en kısa zam zamanda cevap verdim bilirler. Yani mail atanları hemen kısa zamanda cevap vermeye çalışıyorum. LinkedIn'den mesaj atanlar. Onun dışında Twitter ve Instagram DM kapalı ama çünkü birçok alanda artık cevap gelince, soru gelince pardon veya mesaj gelince cevap veremiyorum. Neyse. Eee. Anlatacağım tabii şey çok hoş da bir şey değil yani belki de bana yakışmayan bir şey ama yıllar sonra bu arkadaş beni böyle motive eden ki belki ben onun sayesinde bilgisayarcı oldum bana bir mail atmıştı yıllar yıllar sonra belki aradan 10 küsür sene geçti ve ben onun mesajına cevap vermedim yani hayatımda mesajına cevap vermediğim tek kişi odur yani aslında yaptığım doğru bir davranış değil onu da itiraf ediyorum ama yani böyle çok kızmıştım kendisine. Evet benim hikayem böyle. Sizin de varsa hikayeleriniz YouTube'da yayınlayacağım bu videoyu. Başka tabi sosyal medya platformlarında paylaşırım ama nerede paylaştıysam altına yorum olarak yazabilirsiniz. Başka bir videoda da nasıl networkçi oldum ya da network dünyasına, network alanına nasıl ilgi duydum onu anlatırım. Başka bir videoda görüşmek üzere.